Şimdi 15 Temmuz da ilgili birkaç kelam edelim isterseniz, öyle başlayalım programa. 15 Temmuz'da ne olduğunu biliyoruz. Kimlerin bu işin tetikçiliğini yaptığını biliyoruz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız diyoruz ve bunun için bir çabamız var. 15 Temmuz'da neyi unutmayacağız? Ben bu Sorayım, sorayım. konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. 15 Temmuz'da neyi unutmayacağız sorusu ortak bir soru. Ekrem Bey, istersen senden başlayabiliriz. Evet, 15 Temmuz'da zannediyorum unutmamamız gereken şey, Türkiye'de 82 milyon insan hep beraber yaşarken ve her birimiz bu ülkenin kendi ayakları üzerinde durması, bağımsızlığını devam ettirmesi, gelişmesi, ilerlemesi hayalleri kurarken içimizden bazılarının aslında kafaların arkasında başka planları olduğu ve bu ülkenin kendi ayakları üzerinde durmak yerine uluslararası bir takım güçlerin uzantısı olarak onların arzu ettiği şekilde yaşaması, onların arzu ettiği şekilde davranması, böyle yürümesi gerektiğine inandım ve bunun için bir takım güçlerle işbirliği yapıp oldukça da sinsi bir şekilde çeşitli kurumlara ve bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yerleşen birileri olabildiğini zannediyorum, unutmayacağız en azından. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri hepimizin bildiği ve teslim edeceği gibi görünürde Türkiye'de en ciddi şekilde korunan, kendini en ciddi şekilde savunan ve dolayısıyla dışarıdan kesinlikle kimsenin müdahale edemeyeceği kuruluşlardan birisi olarak bize yıllarca lanse edildi. Hatta o kadar ki birçok insan bu kuruluşun gereksiz yere dindarlara yönelik baskı uygulamalarını, bir takım nasıl söyleyelim, yasaklarını, bir takım akıl almaz uygulamalarını bile en de sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri'dir, ordudur, yapalım, ne yapalım işte ses çıkarmayalım falan diye içine attı, hasfetti, görmezden geldi ya da çok dillendirmedi. Bu arada mesela yıllarca biz Türkiye'de neden şehir merkezlerinde zırhlı birliklerin olduğunu falan hiç konuşmadık aramızda. Çünkü tank dediğin şey mesela sınırda gereken bir şeydir ya da sınıra yakın yerlerde ihtiyaç duyulabilecek bir şeydir. Ankara'nın, İstanbul'un, İzmir'in merkezlerinde niçin tanklar vardı sorusunu hiç sormadık. Bunun yanında mesela tevhidi tedrisat denilen eğitim birliği, eğitim öğretim birliği konusunda bütün eğitim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması ve tek bir eğitim mantığı kurulması savunulurken neden askerlerin farklı bir eğitim aldığını hiç sorgulamadık. Ve tabii yine askerlerin anayasada ve kanunlarda normal bir işleyiş öngörülürken İç Hizmet Kanunu'ndaki bir maddenin neden 1960'da, 71'de, 80'de, 96, 90, 97'de falan darbe yapmak mantığıyla gündeme gelebildiğini falan da ciddi manada sorgulayamamıştık. 15 Temmuz'a gelirken aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en azından 70'li yıllardan itibaren içine sinsice giren ve nasıl söyleyelim, takiye yaparak kendini saklayabilen, kamufle eden bir grup tarafından adeta rahatlıkla ele geçirilebildiğini ve o afra tafra ile gezen insanların burunlarının dibine kadar gelmiş hainleri son ana kadar fark edemediklerini, o gece hatırlayın birçok önemli isim, özel kalem müdürleri ya da yaverler, şunlar bunlar tarafından gözaltına alındılar, işte etkisiz hale getirildiler falan. Dolayısıyla 15 Temmuz'da öncelikle uyanık olmamız gerektiğini hiç unutmamak gerekiyor. Ve içimizden birilerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu ülkenin vatandaşları oldukları halde bu ülke üzerinde, bölge ve bu ülke üzerindeki bir takım hesaplarına kolaylıkla ikna edilebileceklerini de galiba hiç unutmamak gerekiyor. Ve unutturmamak da gerekiyor. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.